Sevgili seyirciler, hemen ilk konuğumu davet etmek istiyorum. Gülbahar Hanım burada. Oğlu Hacı Erden'e destek olmak üzere gelecekler. Hacı Erden evli. Ona göre yani eşinin kaçtığı tarihe kadar kendince mutlu bir evliliği var ama o kaçmayla beraber ailedeki tüm dengeler, tüm düzenler bozuluyor. Buyursunlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buyurun bulduk. Lütfen. Programı Ankara'dan geliyor Hacı evet. Erden, 34 yaşında. İki evladı var, 8 ve 3 yaşında. Allah bağışlasın. Eşiniz abi. Ev hanımı, siz çalışan bir beyefendiymişsiniz. Ama hayatınız 7 Nisan tarihinde eşinizin evi terk etmesiyle evet, başlıyor. Bu 8 yıllık evlilikte 7 Nisan tarihi 2023 tarihinde ne oldu da Gönül Hanım sizi terk etti? Abla iyiydik yani. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Ben işime gücüme giden bir insanıydım. Çalışan bir insanıydım. Zaten sigortam, her şeyim belli. Ne iş yapıyorsunuz? Özel sektörde çalışıyordum. Fabrikada. İşte babamı kaybettim ben trafik kazasından. İki ay önce de bana işte bunu tanışmış. Nereden tanıştıysa 28 Şubat'ta. Ya soğuk davranmaya başladı. Ben eve geldiğimde benimle hep kavga çıkartmaya başladı. Hani her şeyden kavga çıkartmaya başladı. Kaçmadan önce, Nisan'dan önce, hadi Şubat gibi. Yani bir sana karşı farklı, soğuk, huzursuz bir tavır mı sergiliyordu? Evet, evet, aynen o şekilde. Sen bunu yalnız neye bağlıyordun? Biz kadınların bazen böyle gergin dönemleri olabilir, bir şeye kızarız aslında ama o kızdığımız şeyi söylemeyiz. Bambaşka bir şekilde davranabiliriz. Halbuki biraz oturup konuşsak, derdimizi anlatsak şey gibiyiz, ne derler böyle? Sakinleşiriz. Sen sordun mu? Ya karıcığım sende bir değişiklik var. Gönül ne oldu da hani gönlünü bana kapattın diye. Sordum. Hani derdin ne dedim. Neden böyle yapıyorsun dedim. Ondan sonra hep karşılıklar verdi. Hani altında yapıyordum. Ne el, yapıyordun? Hani altın falan küpe falan da aldım. Hediyeleri de alıyordum. Ama işte. Peki Hacı bir şey soracağım. Bir evlilikte koca olmak ne demek? Ya yani abla, kocanın görevleri nelerdir? Abla biz kaçarak evlendik. İki kere kaçtı bana bu. Ailesinden şiddet görüyordu. Ben bu şekilde evlendik. Nişan yaptım. Her şey yaptım yani. Hani severek evlendik. Evlendikten sonra ailesinden uzak kalmak istedim dedi. Yani ailemi istemiyorum dedi. Ailesi buna şiddet gösteriyordu. Yani ben de bu şekilde evlendikten sonra geri ailesinin olmaya çalıştı. Baskı gördüm dediği ailesiyle anlaşamadığı ailesinden kaçıp sana geliyor. Evet. Evlendikten sonra ailesine daha yakın oluyor. Tabii ki. Bu da güzel bir şey aslında, kötü bir şey değil. O kuramadığı ilişkiyi evlendikten sonra kuruyor olması. Tam arkana döner, şey sırtını yaslanırsan seyircilerimiz de seni görürler. Ailesiyle iletişim halinde siz bu evlilikte iki tane de çocuk dünyaya getirmişsiniz. İkinci çocuğunuz zaten küçük. Eşinin telefon bağımlısı olduğunu, son dönemde yatakları ayırdığını evet, iddia etmişsin. 7 Nisan tarihinde evin içerisinde bir huzursuzluk yaratıyor. Evet. Ve bizi çocuklarla evden göndermeye çalıştı demişsin. Mülakattaki yorumun evet, ve söylediklerin bunlar. Evet. Oğlumla beni göndermeye, ben işten geldim eve. Bu kavga çıkaracak yer arıyordu yine. Oruç günü, mübarek günü. Ne yapsam ne yapsam. Evet. Bugün zaten 15-20 gündür böyleydi. Ben zaten babamın acısına yanıyorum. Ben babamı kaybetmişim trafik kazasında. Başınız sağ olsun. Ani ölümde daha o mahkemeler sürüyor. Geldim ondan sonra sofra kurmuştu böyle. İşte suratı askın böyle yine tavırlar şeyinde. Çünkü ilişkisi varmış biriyle. Ben bilemedim. Bilmiyordu. Evet, bilmiyordum. Oturduk ondan sonra bana bağırıyor, çağırıyor. Annemin yanında bana hakaretleri yapıyor. İşte bu siz dedi, beraber mi yaşıyordunuz gelinle Gülbahar teyze? Yok, yok beraber yaşamıyorduk. Beraber yaşamıyorduk. Köyden gelmişti o yanımıza misafir olarak. Siz o dönem geliniz evden kaçmadan önce evdeydiniz. Evet evdeydim. Ablam evdeydim, birden yanıma gelmişti. Orucum 15'iydi. Orucum 15'iydi, ben evdeydim işte bir kavga çıkarttı. Yine şeyleri vurdu onu, tabaklar neyi vurdu. Oradan şey etti, çıktı. Altınlar neydi zaten şey etmişmiş, ayarlamışmış. Hiçbir şey yok Esra Hanım. Altının, takısını, tokasını, her şeyini almış. Telefonları evet, neyi almış hep gidi. Kapının anahtarını bile almış.
Evi de soyacaklardı. Peki ya giderken Allah. Altınlar kadar, altın gibi kıymetli olan, yani altından daha kıymetli olan çocukları da aldı mı yanına o gün? Yok, almadı. Çocuklar da, çocukların üstü çorba oldu. Masaya vurdu bu şekilde. Esra, benim üstüm çorba, çocukların üstü çorba. Hı hı. Ben kıyafetim neyim, daha işten gelmişim, orucumu açmadan. Hı hı. Yani kendisi tutmuyordu. İftar sofrasında. Evet, iftar sofrasında. Ondan sonra bir anda kalktı. Ben de üstümü falan, çocuğun üstüne çorba oldu. Hı hı. O şekilde onlar neyi çıkarırken bunun... Ya hemen bunu gördüm koridorda. Böyle bana suratıma böyle şey gibi baktı. Hı. Evin anahtarını aldığıyla çıktığı gittiği biri oldu. Nereye neyse, gittiğini düşündün? Ben neyse herhalde dedim komşuya falan gitti galiba dedim. Hı. Derdi ne yani, vurmam yok, şiddetim yok, öyle yok, hiçbir şeyim yok yani. Yok. Hiçbir şeyim yok. Çıktım neyse dışarıya. Bakıyorum, arıyorum telefondan engelli. Her yerden engellemiş beni. Hı hı. Ondan sonra bir komşuma neyime sordum, yok. Hı hı. Tekrar eve geldim. Ondan sonra ablamı aradım. Abla böyle böyle oldu dedim. Bu dedim git dedim. Ablam dedi ki bir dedi altınlara neye bir bak dedi, çekmeceye dedi. Bir baktım altınlar da yok zaten. Çocuklar da yanımızda. Çocuk oğlan kız ağlıyor bir yandan. Annem yanlarında. Tüm bu kavgaların sebebi aslında nereye gitmek için? Kaçmak. Adama kaçmak için. Kaçmak için. Kime kaçıyor? Mehmet Kozlucu'ya. Mehmet Kozlucu, siz normalde Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet, Mehmet Ankara'da Kozlucu yaşıyorum. Nerede yaşıyor? Afyon Işıklar'da yaşıyorum. Afyon Işıklar'da. Evet. Siz mi bir boşanma davası açtınız, karınız mı açtı? O açtı. O açtı. O açtı. Her şey ortaya çıkınca o benden önce davrandı. Senden önce davrandı, evet. Bir boşanma davası açtı. Peki eşin ben... Mehmet Kozlucu'yla bir ilişkisi var mı? Var. Nasıl bir ilişkisi var? Eşimin, değil mi? Evet. Ya nasıl an... bir ilişkileri var? Ya şu an ilişkiler işte gördüğümüz gibi resimlerde ne de yani her şey... Bir görelim, şimdi resimlerle bu çıktı yani. Eşiniz hanımefendi değil evet. mi? Evet. Gelinlik var üzerinde. Evet, düğün falan yapmış yani. Düğün yapmışlar düğün sizinle yapmış, evliyken. Kendini bekar olarak tanıtmış. Çocuğumu başkasının çocuğu olarak, ablasının çocuğu olarak tanıtıyor kızımı. Kızımı sonradan kaçırdı. Biz bir ay boyunca çocuklara baktık. Ben bunu zaten pazartesi günü gittiği gün, iki gün önce cumartesi, cuma günü gitti. Cumartesi pazar oldu. Annesini aradım. Annesine dedim ki kızınız yok evde dedim. Gitti bak böyle böyle yaptı. Gelsin dedim çocukların başına. Yani ne oluyorsa konuşalım edelim, bir yolunu bulalım dedim. Böyle olmaz dedim. Şüphelendiğinizi annesi... hiç söylediniz mi ona? Yani telefonda fazla konuşuyor ya eşiniz. Ya bir başkasıyla ilişki yaşadığı yönünde ona bir imada bulundunuz mu? Beni aldatıyor musun sen? Ya Hülya Hanım yani işte. Yani bunun tartışmasını yaşadınız mı? Hülya Hanım ben işte o ara TikTok'ta falan telefonla uğraşıyordu ama... Diyordu ki işte çocuğun okulundan bir şeyler geliyor, ondan ilgileniyorum falan yani şüphelenmediniz filan. Şüphelenmediniz mi? Evet, şüphelenmedim. Ben zaten kondurmadı vardiya, bile. Ben vardiyalı çalışan bir insanım. Hiç kafamı kaldıracak bir şeyim yoktu yani o şekilde. Biraz boş vaktinizin bol olması gerekiyor sosyal medyada evet, bu kadar çok fazla sosyal vakit medyaya... geçirebilmeniz için. Ama o sosyal medyada geçirilen vakit hani başkalarının hayatlarını gözetlemek değil. Tam tersi arayış içindeyseniz zaten o arayış... Eninde sonunda neticeleniyor. Eşim Mehmet Kozlucu denilen kişiyle bir düğün de yapmış. Hatta sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar yapmış. Ama siz tabii ki bu bilgileri hemen erişemediniz yok, herhalde. Yok tabii ki erişemedim. Hayat. Bir görebilir miyiz görüntüleri? Nasıl sevgiymiş görünme bakın. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla yazdım seni kalbime. Nasıl sevgiymiş gönlümde bakın. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla seni... İşte görüyorsunuz abla. Yani. Ama ben kızım istiyorum. Orada alkollü madde kullanarak o adamın yanında kızımın olmasını istemiyorum. Şu an oğlum burada yanımda. Ben ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. Yok ama kurtuldum yani. Üzülmüyorum Allah'a şükür. Başım belaya girmedi. Evet. Allah hepsini çıkarttı. Sorumlu olduğun kim var bu dünyada? Çocuklarım var. Bir küçücükler de evet, değil mi? Evet, küçücükler. Oğlum kurtuldum baba diyor. Üzülme diyor. Ben kurtuldum diyor. Bana diyor. Sen işteyken diyor beni diyor dövüyordu diyor. Ya çocuğa bıçak dayamış. Alkol içmiş. Çocuğa bıçak dayamış. Bunu çocuğum sonradan söyledi bana. Ben kurtuldum baba diyor. Sen de annesi kurtuldun için. Diyor. Evet.
O yüzden de çocukları evet. yanına götürmedik. Benim kızımın, kızımın orada ne işi var? Çok haklısınız. Abla. Yabancı ve tanımadığı bir adamın evet, yanında. Evet abla, bu alkollü resimler, videolar falan var tüm TikTok'ta. Şimdi yine. Bunları aklımız almıyor. Bir anne çocuğuna böyle davranır mı diyoruz ama programda da, medyada yani, da, haberlerde olmaz. De görüyoruz ki çocuklara en kötü davranan, onlara en acımasızca davranan insanlar, onları dünyaya getiren anneler, babalar. Doğru. Ve bunu genelde ne zaman yapıyorlar biliyor musunuz? Saklanacak bir bilgiyi o çocuk öğrendiği dakikada o çocukları korkutarak sindiriyorlar. Evet. Anladığım kadarıyla çocuğunuzu korkutmuş. Sizin evet. işte olduğunuz dönemlerde çocuğa şiddet uygulamanın, işte kesici bir aletle tehdit etmenin dışında çocuğun şahit olduğu başka şeyler var mı? Vallahi abla işte mahallede tokat vurmuş, komşularım da biliyor. Gönül, eşiniz şu anda telefon hattında. Gönül Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Ezra. Mehmet Kozluca, sizin dini nikahlı eşiniz mi? Evet. Ne kadar süredir dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz? 6 ay falan oldu. 6 ay. Bu düğün Mehmet Kozluca ve sizin ailenizin eşliğinde mi yapıldı? Evet. Mehmet Kozluca, onun ailesi tarafından beraber yaptık. Mehmet Kozluca sizin... Hacı Bey ile resmi nikahla evli olduğunuzu biliyor mu? Evet biliyordu. O düğüne gelen hem Mehmet Kozluca ailesi hem de yakınları... Nasıl? Ya bu düğünün resmi nikahı niye yok diye sorguladılar mı? Şöyle, biz sadece Mehmet Kozluca'nın ailesi ve ben, yani annesi, yalnız. Ben, Mehmet biliyorduk. Diğer herkes bilmiyor muydu? Hayır, bilmiyorlardı. Peki Mehmet Kozluca isimli kişiye kendinizi ilk tanıtırken bekar olduğunuzu ve çocuğunuzun olmadığını söylediniz mi? Hayır. Söyle, her şeyi biliyor muydu sizle ilgili? Evet. Yalan yalan. Onun önce, evlilik öncesi ne kadar süredir tanışıyordunuz? Yalan. Ben baştan başlayayım ha. Tabii başla. Bu arada şunu da öğrenmek istiyorum. İnsan evliyken evlenebiliyor mu? Mecbur kalınca evleniyor. Hmm. Nasıl bir mecburiyet bu? Ha? Hacı Bey bana hiçbir kocalık yapmadı. Şu anda diyor ya ben çok güzel kocaydım. Çok güzel yaptım. Babaydım. Yalan söyleme. Evet. Tabii tabii konuşun. Biz Hacı Bey ile kaçarak evlendik. İki defa kaçtın. Evet, iki defa kaçtım ben. Bu benimle tanıştık. O benden 10 yaş büyüktü. Yalan, ne 10 yaş? Hiç önemli değil. Biz tanıştık, kaçtık. Ondan sonra tekrar nişanlandık biz Hacı Bey'le. Babası dedi ki, bilezik takmışlardı bana 2 tane. Dedi ki, kızım ben sizin düğününüzü yapamam. Bizim düğünümüz biraz ağır oluyor. Dedi ki, düğün yapamam ben. Tekrar Hacı oğlumla kaç, ben düğününü falan yaparım dedi. Tamam. Ben evlendikten sonra 2 tane bileziğimi aldı. Eşya falan aldık. Yok, neyse evimizi düzdük. Sonra kendi maddi durumları iyi değildi. Köylü o zaman oy zamanıydı. Para toplarız diye düğün yaptılar. Evet. Yalan. Hiç o zaman yoktu. Ondan sonra abla evlendikten sonra biz Ankara'ya geldik. Ankara'ya geldikten sonra bunun bacısı bizim eve geldi. O kelimeleri söylemeyin. Ben gebe kaldığımı öğrendim. İki çocuk yaptınız. Hayır. Ben ilk oğlumu gebe olduğumu hastanede öğrendim. Sonra işte o anası Gülbahar olacak, babası olacak, işte gebersin falan filan diye konuştular çocuğa. Ya yalan söyleme ya. Yalan söyleme ya. Allah var ya. Yalan söyleme. Pislik insan, yalan söyleme ya. Tiksinmeye başladım. Annem bilin evine gittim. İkinci çocuğu niye yaptınız tiksindiğiniz insanda? Evet. Biz anlatıyorum ya, dinleyecek misiniz? Tabii ki dinleyeceğim. Yani bunların hepsi Mehmet Kozluca'ya kaçmak için nedenler değil mi? Öyle. Hayır, Mehmet Kozluca sadece yeni bir olan bir şey. Mehmet Kozluca yeni geldi hayatıma. Tamam. Mehmet Kozluca benim bu 8 sene çektiğim çilelerin içinde yoktu. Anladım. Ben temizliklere olsaydı, gittim. Olsaydı o zaman da kaçar mıydınız? Efendim? Daha hani erken girmiş olsaydı hayatınıza yine kaçar mıydınız çilelerin ben ortasında? Ben Hacı Bey'le boşanmak için boşanma davası açtım zaten annemgile ilk gittiğimde. Oğlum, kızım yokken oğlum vardı. Evet. Ben boşanma davası açtım. Tamam, ben zaten de kabul ettim. Hacı Bey hiç evde kalmadı neden ki. Neden geri yalvardın ettin annem yaptı hiç dedim bana. Hiçbir vicdan yok. Niye de
söylemiyor. Ben hiç kızım. Neden yalan söyledin geri? Ben de kabul ettim. Çocuğum buraya gelecek lan. Hacı Butuk buradasınız. Benim çocuğum sekizli, buraya gelecek. Bak 8 ay yalan oldu. Söyleme, her şeyin yalan. Oldu. Her şeyin yalan. Yalan sen 9 ay oldu. Ne yiyor, ne içiyor? Sen... Oyun oynamıyorum. Hiç iyi baba olmadın. Ben çok iyi baba oldum oğlum yanımda şu an. Oğlum seni istemiyor, ben istiyor. Benim oğlum şu an beni istiyor, seni istemiyor. Yapmadın. İyi yaptım, herkes biliyor, bağlanabilir. Bağlanacak. Herkes bağlanabilir. Çok iyi yaptım, seni Antalya'da eşyalı evde yaşattım. İstanbul'u gezdirdim, Ankara'yı gezdirdim. Ha bırak. Tamam mı? Her şeyin yalan. Yedirdim, içirdim. Değildi. Lan sen baba yani annen seni dilendiriyordu lan. Anne seni dilendiriyordu. Ne zaman parka götürdün? Çok götürdüm. Oğlum da şahit. Oğlum da şahit. Pislik ister. Ya sen şu yaptıkların şeyini sorsana. Bu nasıl bir şey? Nikahken yani. Bu pisliği yapıyorsun sen bana. Ne zaman sevgini gösterdin? Sen bana nikahken bunu nasıl yapıyorsun yani? Ben sana hacı. Ya yazıklar olsun. Resimlere bir bak utanmadan Hanım bakın çok ya bağırıyorsunuz söylediğiniz birçok şeyi anlayamıyorum. Hırsızlık yaptı hırsızlık. Abla yalan söylüyor her şeyi. 20 tane çeyle aldı gitti hırsızlık yaptı. Çocukların rızkını gidip orada altınları aldı. Kankama devini çaldırdı şey ettirdi. Ondan sonra sonunda da götürdü. Sonunda da Kayseri'ye götürdü oğlanın evini. Şimdi Gönül Hanım ya, şunu sormak istiyorum. Şu anlattığınız her şey hırsız. Mutsuz bir evlilik ve o evliliğin abla, içerisinde yaşanan tüm olayları sıralıyorsunuz. Bunlar her evlilik içerisinde yaşanan benzer problemler. Bu benzer problemler çiftleri adliyeye götürür. Bazen giderler adliyeye tam boşanacakken çocukları için bu yuvayı kurtarmaya karar verirler. Ama karar gene iki kişiliktir. Yani bunu yapmanın yolu boşanmadan geçerken 7 Nisan tarihinde siz çocukları almadan... Evden ayrılıyorsunuz. Yani Müslüman bir boşanma davası açıyorsunuz. Ama mahkemede Mehmet Bey'i kocanız olarak, dini nikahlı eşiniz olarak değil, niye ev sahibiniz ve bir hayırsever olarak tanıtıyorsunuz? Evet, niye gerçeği söylemediniz? Esra Hanım. Buyurun. Esra Hanım. Zaten bunun babası vefat ettikten sonra... Allah. Evet. Babası vefat ettikten sonra zaten bu Hacı Bey değişmeye başladı. Benim babamı sen öldürdün. İşte sen ya babamın abla, öldüğüne sevindin. Bak. Her geldiğinde bana diyordu ki işte bak. Her defasında aynı kelimeleri söylüyordu. Ben de artık tükendim. Bana her geldiğinde yemin ederim ben evliliğim için annenin evine gideydin. Mücadele ettin mi? Bu evliliği ayakta tutabilmek için mücadele ettin mi 8 yıl? Ettim. Abla yemin ederim ettim. Bak gerçek beni tanıyan insanlar yani arayıp bağlansınlar. Yok tamam. Abla hiç etmedi. Kaçtı kaçtı. Şunu da öğrenmek istiyorum sizden. Bu mücadeleden vazgeçmenizin sebebi size kurtarıcı olarak gelen sosyal medyadan tanıdığınız Mehmet Kozluca'nın yapmayın lütfen. Tamam. Mehmet Kozluca'nın gel ben her koşulda senin yanında olurum demesi mi? Hayır Hacı Bey bana hiç ilgi göstermedi. Çok sevgi göstermedi. Babası öldükten sonra... Niye iki kere kaçtı? Ben senin yüzünden tamam. Babası babamla kötü oldum. Babası öldükten sonra ya. Değişmeye başladı. Ama şimdi Allah. Böyle bir hani birini kaybetme ve ölüm aile içerisinde en yakınlarımızdan birinde gerçekleştiğinde... Bu acı çok derin bir acıdır. Evet, yani onu kabul etmek, o gerçekle yüzleşmek. Bir yaz sürecinde ya insan hani. Yanında yanımda olmadı bile abla. Benim yansımda ben yanımda olmadı bile. Ben yanında olduğum babasının elbasına anası bacıları bile yaklaşmazken ben kaldım. Peki baban ne zaman öldü sorma sayı? 12'den 22'sinde. Aralık'ta öldü. Evet. Nisan'da da o kaçtı. Yok. Hayatım sen Mehmet'e hangi sebeple kaçtın? Yani Mehmet sana... İyi bir hayat mı vaat etti? Ben sana iyi bir koca mı olurum dedi. Hacı ile kendini kıyasladı. Ben ondan daha kaslıyım, daha güçlüyüm mü dedi. Sebep ne? Hayır. Bana. Hacı bana. Başka kimse bak.
yapmaz diyordu. Öyle değil. Ben öyle bir şey demedim de sen iyi bir... Hacı'dan. Senden kurtuldum. Bir dakika konuşabilir miyim? Tabii ki. Hacı'ya da söz vereceğim. Hacı Bey bir sesini kapatırsanız ben onun sesinden anlamıyorum. Bir saniye. Gönül Hanım şunu anlamak istiyorum. Seni kimse sevmez, seni kimse beğenmez, senden kadın olmaz diyen kocandan intikam almak için aslında canına, Mehmet'le berabersin. Abla, doğru anladım. Hayır ben Mehmet'i çok seviyorum. Ha. Hayatımı da bütün ona adadım. Ona kurban olsun. Tırnağı olamaz Hacı Mehmet'in. Tabii bana da iki kere kaçarken böyle yalanlarınla geldin değil mi? 8 milyar. Annemden babandan kurtulma. Kurban olurum sana. Aşkım bir ay iki ay boyunca sen benim arabamda gezdin lan sorgunda. He? Yalan mı bunlar? Beraber gezdiniz. Abla yani aşk yaşadık yani böyle bir şey değil. Fırtınalı bir aşk mı? Tabii ki. Tabii ki. Peki bir şey soracağım. Tabii biz de öyleydik. Bu büyük aşkın sonunda bunu yaşamış oldun. Şimdi iki kere kaçma, evlenme, 8 yıl filan vesaire. Sen büyük aşkınızın biteceğine hiç inanmıyor muydun? Yok abla inanmıyordum yani böyle... hiç inanmadım yani böyle bir... Şimdi ağzımı bozmak istemiyorum. Oğlum kaç kere kaçtı evden? Oğlum evet. Kaç kere ya? Ya kaç kere kaçtı evden? Kaç kere? 7 kere oldu. 10 kere falan gitti. Esra Hanım, gitti de annesinin oraya gitti. Ya. Bu benim kafama çaydanlığı vurdu. Evleri de, evi de evi koydu. Kapıyı üstünden kilitledi. Yani benim bir o zamana kadar bir niye şey dedim. Niye yapıyordu onları? Abla bunun şizofren işte, deli bu ya. Bunun yerine. Kafada var yani. Kıskançlıktan mı yapıyor? Annesi de böyle. Bunun annesi. Beni ayrımcı gördüler. Bunlar... Gelmedi. Ben alkol içen insan değilim. Bu tabii alkol içen insan gibi öyle adamlar arıyormuş. Peki Gönül Hanım, giderken çocukları almama sebebiniz neydi? Hacı Bey bana dedi ki çocuklarıma ben bakarım. Sen ana değilsin. Bana diyor ki alkol kullanıyorsun diyor. Evet, alkol mevzunu geç. Çocukları 7 Nisan'da almama sebebin neydi? Esra abla bana diyordu ki ben okula gidiyordu benim oğlum. Öğretmenimiz dedi ki çocuğumuz baba sevgisi görmüyor mu dedi. Baba sevgisi görmüyor mu dedi. Ben de dedim ki hocam babası işe güce gidiyor söylüyorum. Çocuğunla ilgilen diyorum dedi. Ben çalışıyorum. Ben para getiriyorum. Karnınızı doyuruyorum. Daha benden ne istiyorsunuz diye söylüyordu hacı. Çocuğu doğru düzgün okula mı götürmüş ki çünkü? 9 aydır kim aldı şimdi okula kim götürüyor? Ben bakıyorum. Dedim, babasıyla aslan daha gibi çocuğuma zaman ben bakıyorum lan. Ben bakıyorum. Sevgisi görmüyordu. Ben gittikten abla, sonra baba baksın daha iyi bakar en azından araları iyi olur diye mi bıraktınız? Onu anlayamadım. Abla yalanları çıkar diyor ki. Neyi? Evet abla. Benim oğlum hiç baba sevgisi görmedi. Çok görüyor. Yok, o annesi nasıl olacak görüyor? Gülbahar Hanım diyor ya 7 kere kaçtı diye. Esra Hanım zaten Hacı Bey hiç eve gelmedi ki hep inşaatlarda çalıştı. Çocuğunuza şiddet uyguladığınız da iddia ediliyor. Çocuğunuz sizin yazışmalarınızı ya da görüşmelerinize şahit olduğu ve bunu babasına söyleyeceğini belirttiği için çocuğunuza bıçakla yani ne bileyim boynuna bıçak dayayıp korkuttunuz mu? Çocuğunuzu dövüyor muydunuz? Geldi çocuk Esra Hanım. Buyurun. Ben onu 9 ay karnımda taşıdım. Belli. Ben 8 yaşına kadar, bak benim çocuğum 9 aydır sadece yanımda değil. Kimse belli. Çocuğuna kıymaz. Ben çocuğum... Bey öğrenmiyordu. Annem öğren. Sadece azarlayarak. Şimdi tahır tahır öğrendi. Şimdi ama babası... Kimse dövmüyor değil babası ki çocuğunu. Yapıyor, ne demek öğrensin diye zaten yapıyoruz bunu. Çocuğunuz, tekrar söyler misiniz? Çocuğunuz öğrensin diye... Dövüyor muydunuz? Bu şekilde terbiye hayır, ediyor muydunuz? Asla dövüyordu. Ben hayır, dövüyordum. Derslerinde ben çalıştırırım. Ne yapıyordunuz? Yap, çocuğumun derslerinde yap. Ben çalıştırırım. Hadi abla oğlum, işten gelin. Kendimi dövüyordum ben ya. Kendimi dövüyordum abla, çocuğum beni, okumaya. Yok, yalan söylüyor abla. Her şeyi yalan kadına. Peki öğrenmedi. O sırada tepkinizi ne bileyim vurarak gösteriyor muydunuz? Gösteriyordu abla. Gösteriyordu. Ya gösteriyordu vurarak abla. Değil de sinirleniyordum. Ne yapıyordunuz sinirlendiğinizde çocuğunuza? Nasıl ne diyordunuz? Ya sinirleniyordum. İşte baban gibi benim gibi olacaksın. Okumazsan işte ben temizlik yapıyorum. Baban inşaatlardan oradan oraya gidiyor. Bir meslek sahibi olmayacaksın.
çocuğunuz sizin ilişkinizi öğrendi mi? Saçmalı değil. Abla. İki tane çocuğum. Benim çocuğuma kız. Ben baktım. Ben baktım. Ben 7 kere kaçtım. 7 kere. Çocuklara ben baktım. Çocuğu kodun getirdim. Yaptığı pisliği söyle ya. Oğlunuz. Yaptığı pisliği, pisliği. Oğlunuz sizin Mehmet Kozluca ile yazışmanızı gördü mü? Ya da eve biri girip çıkarken buna şahit oldu mu hiç? Hayır Esra Hanım, eve girip çıkmadı. Mehmet Kozluca benim yanıma hiç gelmedi gelmiş ki. Abla, ama gelmiş. Babasına halasının demiş ki baba eve gözlüklü abla. Biri geliyordu. Evet evet halasının oğlu değil de tanıttırmış. Çocuğumu dışarı etmiş o adamı değil. Evime tıkmış benim halanın ya. Oğlu değil, halanın oğlu değil. Buyurun cevaplayın. Komşularım dedi bana ya. Esra Hanım yemin ederim hatta oğlum dedi ki Esra abla. Bu dedi mutfağa geçti böyle dedi abla. Abla bu tarafa dön. Sorun benim evime abla. Kimse girip çıkmıyordu. Sadece yalan söyleme komşularım biliyor. Etimeskut'taki komşularım biliyor. Etimeskut'taki komşularım biliyor. Abla çocuğum dedi ki bu dedi mutfağa böyle uzandı dedi baba dedi. Telefon elinde dedi hiç telefon elinden düşmüyordu dedi. Görüntülü konuşuyordu dedi. Kimle konuşuyorum dedim dedi. Amcamla konuşuyorum dedi. Amcası falan da zaten bu amcasıyla falan konuştuğu falan yok. Yalan söylüyor dedi. Adamla konuşuyordu zaten dedi. Beni orada azarladı bana bir vurdu dedi. Ondan sonra Cansu'yu ben kardeşimin yanına gittim dedi. Hani çocuk görmüş mutfakta konuşurken falan. Eve getirdiğini halasının oğlu olarak halasının oğlu ev arıyor diyerek komşu sormuş. Bu kim demiş? Halamın oğlu ev arıyor demiş. O söyledi bana. Resmini gösterdim. Evet bu dedi. Buyurun Gönül Hanım. Abla yani. Ya Esra Hanım. Cenab-ı Allah çıkarıyor. Allah çıkarıyor Cenab-ı Allah. Yok öyle bir şey ya. Cenab-ı Allah çıkarıyor. Şubat'ın 28'inde tanışmışsın lan sen. Şubat'ın 28'inde tanışmışsın. Dördüncü ayın 7'sinde kaçıyorsun. Evlilik yurdu önümüz. Dördüncü ayın 4'ü ben sana çiçek aldım. Şunu aldım kabul etmedin. Madem aram varmış senin. Ne yaptın? Ne yaptın? Çiçek alıyordum ben sana kabul etmedin. Şu dişin var ya dişin. Pislik insan şu dişini de ben çektirdim şey seni. Esra Hanım. Şu dişini de ben çektirdim. Dişinden neyin hastalığından durulmuyordu ki zaten. Görüyorum. Sen böyle bir insansın. Esra Hanım beni... Aynen buyurun açıklayın lütfen. Mahkemede niye Mehmet'in sevgiliniz, dini nikahlı eşiniz olduğunu söylemediniz? Adamcağızı ev sahibi gibi tanıttınız. Abla dost aşağıda bir bekliyor dakika. O yukarıda. Dur. Madem çok seviyorsunuz. Niye öyle tanıttıysam abla. Hayır şimdi bak çok seviyorsun. Mahkemeye çıktın. Gel, buraya gel. Ya hakim hanım, hakim bey. Ölüyorum aşkından Mehmet'in. Kaçtım niye Mehmet'e. Niye diyemedin? Evet abla. Sen Mehmet'i... Sana söz veriyorum bir gittiğimde söyleyeceğim Esra Hanım. Tamam her tamam, şey çıktı. Buyurun devam edin. Buraya geldim zaten her şey ortada. Tamam. Zaten söyleyeceğim. Esra Hanım. Zaten... Dinliyorum. Karaktersiz. Hadi benim şşş. Niyetini. Tamam abla ya. Hadi. Diyorum ki Esra Hanım, Hacı Bey'in niyetini. Soralım, niyetiniz ne? Benim çocuklarımın velayetini vereceksin buraya gelip. Kızımı getireceksin benim lan. O kızım orada olmaz. Kızımı getireceksin, o çalıp götürdüğün, o düğün yaptın ya benim altınlarımın. O altınlarım da çocuklarımın rızkı o. Ben çalışıp çabaladım. İnşaatta da çalıştım, fabrikada da ben o şekilde biriktirdim abla. O çocuklarımın rızkı, onları da getireceksin. O altınlarla neyine böyle resim çekinemezsin. Peki böyle buyurun, düğün, niyetini duydunuz. Çaldırı çevirip düğün yapamazsın. Esra Hanım, üzerimdeki altınlar Mehmet Kozluca tarafından takılmıştır. Tabii. Şahitlerim var benim. İki tane bileziğim vardı. Şahitlerim İki tane bileziğim, boynumdaki zincirim ve içindeki altınım Mehmet Kozluca yapmıştı. Yalan, sadece yalan. Hacı yalan. Bey ile Hacı Bey, Hacı Bey yapmadı. Yalan. Ben aile destek doğru, parası doğru. alıyordum. Doğru, temizliklere doğru. gidiyordum. Biriktirdiğim 6 tane çeyreğim vardı. Onları da zaten üzerimde olduğu için evden çıkarken hiçbir şeyimi almadım. Doğru, doğru. Yalanlarından yıkıldım. Bir telefonumu aldım, onu da zaten ben aldım diye jandarmayla geldim. Velayetle ilgili ne söyleyeceksiniz? Çocuklarına elbise verdin, çocuklarına. Pislik. Velayetle ilgili ne söyleyeceksiniz? Çocukların ayakkabılarını geri aldım. Ben. Şu kelimeyi söylemeyin lütfen. Hadi. Bakın. Gülbahar, hakkım haram olsun. Ben sana bizim sana hakkımız haram olsun. Ne hakkım var bende? Zehir zıkkım olsun bizim hakkımız. Bende ne hakkım var? Bende ne hakkım var? Söyle.
Benim buyurun. Hakkım sende çok biliyor musun? Çocuğunu istiyor Esra, ya. Benim hakkım onda çok. Ha. Esra Hanım çocuğunu bir istiyor. Bir konu deyince bir daha demiyordum valla. İlk gelimiydi. İlk gelimiydi benim. Cehizini aldım Ankara'ya döşedim. Tamam. Ondan sonra Ankara'dan geri şeye geldi, Sorun'a geldi Yozgat'a. Yozgat'tan geri Karahaz'a getirdi eşyayı. Evet. Eşyayı geri oradan aldı Ankara'ya götürdü. Siz evi terk edince... Yalan söylüyorsun. Ben burada bir sen doğrusun. Şimdi Gönül Hanım çok önemli bir soru sordunuz. Siz 7 Nisan tarihinde evden ayrılınca kocanız aldı sizin çocuğunuzu sizin annenize verdi. Ha bak ben onu sormak istiyorum. Anneniz. Ben evden. Hı. Hı hı. Ben sabaha kadar evin kapısının önündeydim. Niye anahtar almışydın evden götürmüşydün? Niye gelmedin? Evden ben seni dövmem yok, şiddetim yok, şunum yok. Kadın sığınma yerine gitmen yok, şunun yok. Hayırdır ya? Babayın evine gidelim. Hiç dövmem yok. Var mı lan? DAP raporun var mı? Lan demiyoruz. Karakoldan bir şeyin var mı? Hiçbir şeyin var mı? Getir, ispat et. Sen beni nasıl dövmedin, nasıl? Ha, ispat et. Sofrada ben sana çok yüz verdim. Ama bende hata. Ben sana çok yüz verdim, çok değer verdim. Çok değerin karşılığı bu. Görüyorum, yemek hazırladım Esra. Hemen. Tokat vurdu. Gönül Hanım size şunu söylemek istiyorum. Dosyalarınızı gördüğüm için işiniz biraz zor. Çünkü mahkeme sizin mahkemeye yalıttığınızı fark etmiş. O yüzden de Afyon Karahisar'da açtığınız dini nikahlı eşinizin yerinde açtığınız davayı reddetmiş. Yetkisizlikle Ankara'ya gönderilmiş. Size çok genç bir insansınız. Şunu söylemek istiyorum. Birisi için büyük yalanlar söylüyorsunuz. Ev sahibi oluyor, dini nikahlı eşiniz. Evet, çocuğunuz da, öz evladınız da yeğeniniz tabii. oluyor ya düğünde. Şimdi o kişi sizden çok büyük yalanlar ve fedakarlıklar bekleyecek. Yani dini nikahlı eşinizin sizin bu söylediğiniz yalanlar ona cesaret verecek. Ve boşanmada da işiniz gerçekten çok zor. Gelmek isterseniz bekliyoruz sizi buraya. Siz 8 yaşındaki çocuğunuzu görmüyorsunuz. Baba uzun süredir 3 yaşındaki çocuğunu görmüyor. Gelmek isterseniz yarın bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Gel hacı böyle. Yarın tekrar görüşeceğiz. Anneni de alabilirsin. Teşekkür ederim. Gidin bir çay kahve tamam, için. Abla. Bunları evet, kabul etmek ve sindirmek saygılar çok da kolay olmuyor. Ama en doğru süreci yapmışsın. Boşan ve bitsin artık bu tamam, iş. Tamam abla. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçek